Hayırlı sabahlar. Son günlerdeki gündem konularından biri de KPSS sınavıyla ilgili iddialar ve sınavın iptal edilmesi. Bu iddialar için başlangıçta ÖSYM asılsız açıklaması yapmıştı malum. Ama hemen akabinde ÖSYM Başkanı apar topar Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Devlet Denetleme Kurulu'na tutukla inceleme talimatı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ve sonra sınav iptal edildi. Yeni tarih 18 Eylül olarak açıklandı. Şimdi bütün bu peş peşe gelen zincirleme gelişmeler iktidarın hiç beklemediği bir alanda daha zora girdiğini gösteriyor. Ve AKP-MHP ilişkilerinde de gerileme yol açtığı söyleniyor. Henüz su yüzüne çıkan bir şey yok ama bu yönde iddialar var. Ve bütün bolup bitenlerden sonra iktidarın yine malum yafta üzerinden ve altılı masayı hedef gösterip onlarla irtibatlı bir kumpas şeklinde sunmaya çalıştığını görüyoruz. Ama görünen o ki iktidar bu konuda da inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Malum soru hırsızlığı son dönemde hep hedefteki yapıyla bağlantılı olarak gündeme getirildi. Soruşturmalar, operasyonlar, tutuklamalar yapıldı. Mahkemeler devam ediyor. Bunların nasıl bir sonuca bağlanacağını bilmiyoruz. Ve bu iddiaların ne kadar doğru, ne ölçüde gerçek olduğunu da bağımsız yargı tespit etmek durumunda. Tabi yargı bağımsızlığının ne halde olduğunu da bildiğimiz için o noktada da doğrusu çok içimiz rahat değil. Ama şu bir vaka ki birçok kurumda önceden sızdırılan soruların belli kişilere aktarılıp sınavlarda tırnak içinde başarılı olmalarının sağlandığı yönünde yaygın bir kanaat var hedefteki yapıyla irtibatlı bir kanaat bu. Bu kanaati besleyen, destekleyen tespitler de var, gözlemler de var. Bunların e, görmezden gelinmesi mümkün değil. Ve aslında bu cemaat-siyaset-iktidar ilişkilerinde kurulan tehlikeli tuzaklardan birini daha önümüze koyuyor. Ve tekelci kadrolaşma stratejileriyle böyle yollara başvurulması neticede böyle bir çıkmazı beraberinde getiriyor. Ama işin şu tarafında gö gözden kaçırmamak lazım. Bu tarz suistimallere kapı açan ve göz yuman yine siyasi iktidar. Daha sonra aynı iktidar bütün sorumluluğu hedefe koyduğu yapıya yıkarak aradan sıyrılma kurnazlığı sergiliyor. Bu da tabi bir samimiyetsizlik örneği. Nitekim bunca olup bitenlerden ve yapılanlardan sonra KPSS'yi toptan iptal ettirerek büyük ümitlerle bir yıldan beri bu sınava hazırlanmış ve sınav harcı dahil çok masraflar etmiş olan nice insanın emeğinin boşa çıkmasına sebebiyet veren son skandal. Demek ki mesela sadece hedefteki yapıyla irtibatlı ve sınırlı bir mesele değil. Esas problem iktidarda, iktidarın yaklaşımında, işin içinde başka işler var dedirtiyor. Ki işin bir başka tarafı da şu, KPSS'de ve diğer yazılı sınavlarda alınan başarılı sonuçları, hatta dereceleri, birincilik, ikincilik, üçüncülük dahil, bu sonuçları hükümsüz kılan mülakat keyfiliği de işin başka bir tarafı. İktidar cenahından referans olmayanlar, il başkanından vesaire bir referans gösteremeyenler, yazılı sınavlarda birinci dahi olsalar, mülakatta eleniyorlar ve saf dışı ediliyorlar. Öyle ki, iktidara yakın kimi meslek örgütlerinin de çok yoğun itirazları var bu konuda, mülakat kalksın, liyakat esas alınsın şeklinde. Ama buna rağmen, bu mülakat adı altındaki keyfilik, ısrarla devam ettiriliyor. Partizanca bir kadrolaşmanın aracı olarak kullanılıyor bu sistem. Ve liyakat ve ehliyeti değil, apap çavuş kriterini veya parti taraftarlığını esas alan bu keyfiliklerin her alanda memleketi içine sürüklediği problemler son derece vahim ve hazin. Velhasıl bu KPSS olayı diğer sınavlar, merkezi sınavlar sürekli skandal üreten e, işleyişleriyle mutlaka el atılmayı, adalet ve liyakat ölçülerine uygun şekilde bir sisteme bağlanma, bağlanmayı gerektiriyor. Bu da Türkiye'nin çözüm bekleyen önemli problemlerinden biri. Ve çare her konuda olduğu gibi bu konuda da hukuka dönüş, demokrasiye dönüş, adalet, hakkaniyet esaslarına dönüş ve liyakatin, ehliyetin esas alındığı böyle siyasi bir takım hesapların, tarafkirliklerin, kayırmacılıkların ve ayrımcılıkların olmadığı bir sistemin hakim kılınması. Türkiye bu dönemde bu değerlerden çok uzaklaştığı için sınavlar konusunda da böyle skandallarla karşı karşıya kalıyor. Bunları bitirmek için yine parlamenter sistem, hukuk, demokrasi diyoruz ve buna bir an önce kavuşmayı diliyoruz. Türkiye adaletsiz eğitim ve sınav sistemleriyle milyonlarca gencin ümitlerinin, hayallerinin, geleceğinin çalındığı bir ülke olmaktan artık çıkmalı diyoruz. Ve bu dilekle yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.